Neler oluyor burada? Ya abi, onu almasaydık ya. Abi. Bunlar bana bir yerden tanıdık geldi. O kadar söyleyeyim. Bayağı öldür. Ne oluyor oğlum? Titriyorum şu an. Herkese selam arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Outlast benzeri olan bir Türk yapımı korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roots of Insanity sevgili dostlar. Bu oyun çıkalı bayağı oldu aslında. Fakat birçok insan bana zamanında abi bu oyun bayağı Outlast çakması. O yüzden bence bir dene ya da bak bakalım beğenecek misin demişlerdi. Ben de uzun zaman sonra bir deneyeyim dedim şu oyunu. Merak ettim nasıl bir şey yapmışlar. Yani benzeri olması kötü bir şey değil ama evet. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar like'larınızı ve yorumlarda lütfen görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Konuşamıyorum. Niye böyle bilmiyorum. Rules of Insanity'ye başlıyorum efendim. Yeni oyun diyorum ve adın Riley McLean isimli bir karakterimiz var arkadaşlar. August Valentine Hastanesi'nde çalışan genç bir pratisyen doktorsun. Hastane yine. Acaba nereden? Bugün 5 Nisan 2005 ve hastanede gece nöbetine kalma sırası sende. Neyse ki yoğun bir gün değil. Ofisinin bulunduğu A bloğu bu gece oldukça sessiz. Hastanenin B bloğu ise zaten yıllardır kullanılmamakta. Peki, ofisinde otururken tek isteğin hayatın boyunca seni rahat bırakmamış epilepsi nöbetlerinden birini daha yaşamadan geceyi geçirmek. Evet abi, konu bu arkadaşlar. Crania Games tarafından yapılmış sevgili arkadaşlar. Oo, dublajı da varmış. O dur bakayım. Aga güzel, bak güzel, beğendim. En azından ara sahneleri bu şekilde yapmaları hoş olmuş. Dayı niye hastaneden ayrılamıyorsun ya? Yapma gözünü seveyim ya. Çok değiştin kralım. Çok değiştin. Çok değiştin. O ara sahne. Bir anda Night Vision olduk abi. Gözümüzün içinde Night Vision mı var? Ne oluyor? Oo başladık. Peki. Burada bir E diyor. Ha böyle etkileşim falan. Okey. Fena değil, fena değil, fena değil. O ayaklarımızı falan görüyoruz. Animasyonları falan görüyoruz. Güzel. Bunlar bana bir yerden tanıdık geldi. O kadar söyleyeyim. Hoba, hastanede hastane be kardeşim be. Hastane pek hastane değilmiş. Ben gidiyorum, Kimse yok mu? görüşürüz. Kimse yok mu? Hastanede kimse yok gibi görünüyor. Ne olduğunu öğrenmek için bahçeye gir. Okey. Tamam. Amacını görmek için. Amacımız hayatta kalmak kral. Amacımız hayatta kalmak. Ne yazıyor? Ne olduğunu öğrenmek için bahçeye gidip güvenlik görevlisini bul diyor. Peki. Bulalım acı. Sağdan mı soldan mı? Sağdan gidelim. Koşma falan. Tempo güzel tempo. Güzel tempo kral. Bak güzel ha. En azından denemişler abi. Güzel. Yapımların böyle animasyonların bulundurması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bunları yapmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz korku oyunlarında genelde böyle hani ne olur indie yapımlarda yani düşük bütçeli firmalarda daha doğrusu işte düşük bütçeli geliştiricilerin yaptığı 2-3 kişinin Türk olur yabancı olur fark etmez. Yani direkt FPS kamerayı koyuyor abi. Animasyon yok, bir şey yok. Yani ayak yok, el yok. Direkt kolaya kaçıyor. Bu adamlar kolaya kaçmamış. Bak burada saygımı kazandılar. Burada saygımı kazandı abiler. Bu arada bu ne abi? Kan görüyorum, vahşet görüyorum. Oo sağlık. Evet, güzel. Makas çıktı abi. Ama bunlar bana bir yerden tanıdık geliyor. Neyse. Gidiyorum şimdi. Şu kapıyı açalım bakalım. Kapıları deneyeceğiz herhalde. E'ye basıyorum. Açılmıyor. Burası açıldı. Çok enteresan bir yere geldim. Koşmak için shift. Kral biz onu yapalı bayağı bir 2 dakika oldu ya. Zıplamak mı? Bunny yok mu bunny'miz? Vay, bunny yapıyorum. Bunny yapıyorum aga, bunny yapıyorum. Güzel, anahtar bulacağız yine. Klasik, her zaman oluyor. Oğlum nasıl? Tek ayakta zıplıyorum ha.
Oğlum tek ayakta zıplıyorum. Dünyada yok. Dünyada böyle bir şey yok. Şimdi buradan gidiyorum. Anahtar muhtemelen bunun içindedir abi. Evet, oyun atmosferine biraz sıçtık. Kusura bak. Evet, nereden bildim yani. Çok belli bu arada. Aldım. Arkamı döneceğim, bir şey olacak. Olmadı. Anahtar alınca niye tribe girdik bilmiyorum. Polis mi var orada? Tech Lab diyor. Güzel. Oyun grafik motoru Unreal Engine 4 arkadaşlar. Yani fena durmuyor grafikler. Oyun 2017 yapımı. Fena değil. Yani gayet atmosferik duruyor yani. Okey, anahtarı aldım ve şimdi içeri giriyorum. Girdim. Güvenlik görevlisini bulmam gerekiyor. Çığlığın geldi. Çığlık mı geldi? Ben öyle bir şey duymadım bu arada. Oo. Neler oluyor burada? Ne oluyor burada? Neler oluyor burada? Ya abi, onu almasın mıydık ya? Abi. Kamerayı alınca ooo. Flashback yaşıyoruz galiba şu an. Evet. Neden Outlast benzeri? Neden Outlast çakması? Dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Yani. Olur gibi. Evet. Bıçak mı vardı orada? Oo, bir dakika arayüz falan geldi. Ne oluyor? Bu ne lan? Oha! Bıçak falan saldırısı yapıyorum. Güzel. En azından bir şey eklemişler abi. Bir tane kağıt var. Ben hemşire Gloria. Eğer bu notu okuyorsam ben ölmüş olmalıyım. Bunu da hiç sevmem bu arada. Ben ölmüş olmalıyım. Triplere bak. Bu kameradaki kayıtları en kısa sürede polis ulaştırmasın. Burada dönen çok pislikleri onlara anlatmalısın. Ben artık daha fazla dayanamayacağım. Sakın kütüphaneden daha ilerisine gitme. Oradaki geçitten sakın geçme. Tabii ki de biz Türk olarak arkadaşlar oradan geçeceğiz. Bir Türk'e şuradan gitme, buradan gitme dersen o gider abi. O yüzden... O yüzden yapacağız. Bunu ne yapmış olabilir? Abi bunu bununla... Bak, kan görüyorum demiştim. Kan görüyorum hakikaten. Kan görüyorum demiştim. Kan görüyorum. Neyse. Evet. Buradan karşıya geçemiyorum galiba. Geri döneceğim. Koşma animasyonu enteresan. Vurma animasyonu da şöyle ortadan böyle geçiriyor. Güzel. Burada bir sağlık mı var? Evet. Sağlığımız var. Bir tuşuyla sağlık yapıyoruz. 3-4 falan var. Şimdi Night Vision'ı açıyoruz. İlacı içmek için 1'e bas. Tamam, ilacı içiyorsun. Night Vision'ı açıyoruz ha. Oo, tekme atıyorum lan. Oğlum bu nasıl tekme? Hayda. Ankara havası falan oynamaya çalışacağım bir arada. Benim anlamadım. Night Vision'ı nasıl açacağız? Ha, pilin yok diyor. Night Vision almak için pilim yok. Tamam, okey. Sağlık falan var. Bir ses duydum bu arada. Şuradan geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hiç fena değilmiş ya. Vallahi hiç fena değilmiş. Bu pilleri kamera bitince kullan. Pili. Kamerayı açmak için F'ye basıyorum. F'ye basıyorum. Ha, pil takıyorum. Oo. Bana bir yerden tanıdık gelmeye başladı. Güzel. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bayağı Outlast oynuyorum gibi hissediyorum. Bir pil daha... Pardon. Pardon. Çok sinirlendim. Saklanabiliyor muyum? Tabii ki de yani. Tabii ki de saklan... Bir dakika, saklanmıyorum. Ha, içeri girilmiyor. Evet, şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz sevgili... Ananı satayım! Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa, zarar da veriyor. Dur orada bir şey var. Asiktir. Ne oluyor? Kardeşim, bu üçüncü ne oluyor diyişin. Oğlum orada ne vardı, bir anda nasıl gitti? Arkadaşlar bir anda gitti by the way ya. Bir an... Ne? Nasıl ya? Yok artık. Hocam bak. O ne lan, orada bir şey var. Dayı? Ana, zombi. Oha, doktor zombi olmuş. Vurabiliyor mu? Dur. İmleci aralıkta mı tut? Ne oluyor lan? Ne oldu şu an, ne oluyor, bir dakika. Lan ne oluyor? Dayı bak, geçiririm. Bıçağı geçiririm valla. Bıçağı. Yok, ölmüyor, yok.
Vurulmuyor abi. Peki dayı, yani anladım yani zombi var arkadaşlar. Ya bu sefer hastanede deliler değil zombi var. Olur gibi. O ileride bir dayı var, yatıyor. Çok karanlık. Yo, gayet aydınlık abi, ışık var. Gayet aydınlık bence. Dur bakayım. Şu canlanır abi. Kendi savunsa sen bir dövüşü değil doktorsun, dikkat ol. Ne oluyor? Bir dakika bir dakika, odan kafamı duvar devrildi. Allah kahretsin, ileride bir adam var. İleride çıplak birisi var, çok tehlikeli. Çok tehlikeli hareketler sergiliyor. Hatta dance ediyor, dance. Nice ass by the way. Dayı hoş, dayı nice ass dediğim için kusura bakma. Vurmuyor ki bana. Bir dakika. Bu nasıl bir fight? Hayır. Bu gerçek olamaz. Bayağı öldür. Ne oluyor oğlum? Titriyorum şu an. İşler açmak için binanın kullandığı ışıkları bina jeneratör açmam lazım. Enteresan bir fight'tı arkadaşlar bu arada. Güzel aldım ama. Güzel aldım şimdi. Bir sağlık yiyelim. İçelim artık, neyse bir şeyler yapalım yani. Lan pil bitti, Allah kahretsin ya. Nereden bulacağım pili derken önümde pil çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben de böyle bir mübarek bir insanım yani. Sağlık var burada da. Okey, yani fena değil arkadaşlar. Bence de. General Ward yazıyor. Al siktir. Kapıyı açmak için anahtarı ihtiyaç. Allah'ım yarabbim. Hay... Hocam kolay gelsin. Aa sürünüyor, geliyor. Vallahi geliyor, billahi geliyor. Dur buna tekme atacaktım değil mi? Dur bakayım. Lan hoşt. 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 Vurmuyorum ama vuruyorum. Hoşt. 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 Burası bir fight şu an. Evet, tekmeyle ölen zombi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Değmedi bile yani adama. Olur yani, severiz böyle şeyleri biz. Abi bu arada pilim bitti ve hiçbir şey göremiyorum. Yani. Aa şurada kitap var. Lan geçit bu mu yoksa? Önümde geçit çıktı lan. Oğlum bu arada pilim bitti ha. Vallahi pil... Sesler duyuyorum. Sesler duyuyorum. Ne olur bana pil ver. İşte burada pil galiba. Pil mi bu? Eğilme var mı? Eğilme yok. Lan oyunda zıplama var, eğilme yok. Burada ışık galiba o. Arkadaşlar önümü çok göremiyorum şu ara. Onu söyleyeyim yani. Siz görebiliyor musunuz? Ne oluyor lan? Şşş. Bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Bizim abi tribi yedi. Bizim abi de biraz bir deli. Kafadan yemiş yani. Kafadan vurulmuş abi adam. Hacı bir pil... Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Aa! Dur abi tribe girdi. Abi tribe girdi. Oo oğlum burası var ya, yıkılmış resmen. Resmen yıkılmış burası abi. Buralara giremiyorum. Bir şey yok. Anda pili buldum. Bu da nasıl pilse abi ya, şey gibi. Kola kutusu gibi. Tamam açtım. Abo bayağı 20 tane ceset birleşmiş abi. Olur gibi. Olur gibi. Buradan gidiyorum. Bayağı gidiyorum abi şu an. Soldan gidelim. Birisi konuşuyor. Birileri konuşuyor. Dans edin abi. Hocam kolay gel. Zeynalınız! Önüme zıpladı bir anda yani. Bilemedim, önüme zıpladı. Bu ne? Çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Bakmıyoruz. Bakmıyoruz buna, çok tehlikeli bir şeye bakamıyoruz yani. Ne oluyor? Jeneratör. Balta mı? Oha. Bir dakika, baltayı aldım mı şu an ben? Yok. Bir dakika. Q'lu değiştir mi diyor. Q'lu silah değiş... Oğlum oyunda bayağı silah falan var böyle. Güzel. Balta malta falan yani. Enteresan tripler yani. Güzel. Anahtar da var. Oo. Tamam, anahtarı da aldık. Anahtarı da aldık abi. Go 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 go. Ben gelene geçene bununla geçiririm ama baltayla kafasını geçiririm yani. Şu an hiç korkmuyorum yani mesela. Şu an hiç korkmuyorum abi. Fener açmazsam korkmam tabii. Night vision açmazsam. Bir dakika, bu ilerisi böyle miydi?
Galiba böyleydi, bilmiyorum. Bir dakika, bir şey oldu buraya. Bir dakika, burası böyle değildi. Yoksa ben mi kafayı yedim? Garip garip sesler diyorum. Bir jeneratör daha var. Ha, asıl jeneratör burada. Evet, asıl jeneratör. Benzini bitmiş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu korku oyunlarında şunu sevmiyorum işte ya. Amelilik yani sürekli. Benzin, al sana benzin işte hacı. Lan benzin işte. Oğlum benzin lan. Lan vursa patlayacağız şimdi. Bulamadım benzin. Ya benzin bidonları var ama içinde benzin yok sanırım. Enteresan bir kafayı yani, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi. Nasıl beğendiniz bilmiyorum. Bayağı oyun yani, evet, Outlast'e çok benziyor. Ama farklılık olarak açıkçası böyle hani işte yakın dövüş falan var. Bunun olması güzel. Pil falan bitiyor. Yakın dövüş falan var, güzel. Enteresan yapmışlar. Ben biraz daha kötü bir şey bekliyordum bu arada. Hani ortalama bir şey geldi bana, enteresan. Ortalama gibi bir şey de beklemiyordum ben. Hani bayağı kötü bir şey, vasat bir şey bekliyordum ama fena değil yani. Hiç fena değil, hiç fena değil, hiç fena değil. Güzel. Yani oyunlar birbirine benzeyebilir, olabilir. Bir şeyler ilham alınabilir ama copy paste olmaması önemli. Yani Oculus gibi olmasın yani sonuçta. Güzel, beğendim. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar, bu tarz videonun devamını istiyorsanız like'larınızı ve yorumlarınızı lütfen yazmaktan çekinmeyin. Abone olmadıysanız abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.